Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Orijinal yayınları TTAYT Geometri kitabından eşkenar üçgen sorularını birlikte çözeceğiz. Ama öncesinde size birkaç özelliği hatırlatalım. Eşkenar üçgen kenarları birbirine eşit olan bir üçgendir. Açıları 60'ar derecedir. Çevresi A, 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 A 3A olur. Alanı da A kare köküş bölü 4'tür. Bir diğer özelliğimiz, Eşkenar üçgende tepeden çizilen yükseklik tabanı ikiye böler ve yan taraflarda her iki parçadan e, ne oluşur? İki tane 30 60 90 üçgeni oluşur. Gördüğünüz gibi 30'un karşısı hipotenüsün yarısıdır. Hipotenüs burası. Hipotenüsün yarısı. 60'ın karşısı da 30'un karşısındakinin bölü 2 katıdır. Bir diğer özelliğimiz tepeden çizilen yükseklik tabanı iki eşit parçaya böler. Eşkenar üçgende hangi köşeden çizersiniz çizin tabanı iki eşit parçaya ayırır ve bütün yükseklikler birbirine eşit olur. Gördüğünüz gibi. Dördüncü özelliğimizde eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan üç kenara paralel çizdiğimizde bu paralellerin toplamı, şu paralel uzunlukların toplamı eşkenar üçgenimizin bir kenarına eşit olur. Yani A eşittir. X artı Y artı Z olur. Beşinci özelliğimiz Yine eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan üç kenara dik çizdiğimizde bu üç dikin toplamı çizilen şu üç dikin toplamı eşkenar üçgenin herhangi bir yüksekliğine eşittir. Daha önce belirttiğimiz belirtmiştik. Eşkenar üçgenin hangi köşesinden çizersek çizelim bütün yükseklikleri birbirine eşittir. Yani ne olur arkadaşlar burada? H eşittir. X artı Y artı Z olur. Son özelliğimiz eşkenar üçgenin dışındaki bir noktadan eşkenar üçgenin kenarlarına dik çiziyorum bir buradan çizdim x, bir buradan çizdik y ve karşıya çizdim z gördüğümüz gibi. H eşittir. Yine herhangi bir yükseklik. H eşittir. Yanlara çizilenlerin toplamı eksi karşıya çizilenin farkını alıyoruz. Şimdi tyt e kitabımızdan derlediğimiz e, birkaç soru çözeceğiz size. Şimdi sorulara şöyle yaklaşacağız. Önce bilgileri okuyacağız. ABC eşkenar üçgen, bir kenara 4 vermiş. 5 kökü vermiş. Eşkenar üçgenin çevresini sormuş bize. Çevresini sormuş. Eşkenar üçgen sorularında arkadaşlar şu köşelerde 30-60-90 üçgen oluşur. Burası 60 derece. Burası 30 derecedir. 60'ın karşısı 5 köküsü. 30'un karşısı 5'ti. Nereden bu? 30-60-90 üçgenin özelliğinden. 90'ın karşısı da şurası da 90 gençler. 90'ın karşısı da hipotenüsün yarısıydı. Dolayısıyla pardon ters söyledim. 90'ın karşısı hipotenüs, 30'un karşısındakinin iki katıdır. Yani burası da 10 oldu gördüğünüz gibi. Şimdi biz ne arıyorduk? Çevre arıyorduk. Çevre bir kenarımız kaç oldu arkadaşlar? 14 oldu. Yani her kenarımız 14 oldu gördüğünüz gibi. Çevrede 14 çarpı 3'ten kaç olur? 42 olacaktır gördüğünüz gibi. Eşkenar üçgende <laughs> bir ABC eşkenar üçgeni verilmiş. İşte kenar ortaymış. K noktası orta nokta. Burayı 12 vermiş. AH 12 vermiş. Neyi soruyor bize? KC uzunluğunu sormuş. KC uzunluğu eşkenar üçgenin bir kenarının yarısı. Şimdi bu soruda daha önce belirttik ya köşelerde 30-60-90 üçgeni oluşur. Burası 60 derece. Burası 30 derecedir. Şimdi BK uzunluğunu harflendirelim gençler. Ne diyelim buraya? 2A diyelim. Düzgün bir sayı çıksın. 30'un karşısı hipotenüsün yarısıydı. Burası A oldu. Burası da 2A'dır. Şimdi biz biliyoruz ki bu bir eşkenar üçgen kenarları birbirine eşittir. Yani bir kenarı 4A bir kenarda A artı 12 oldu gördüğünüz gibi. Attım bu tarafa A'yı. 3A eşittir 12'den A eşittir kaç olur arkadaşlar? 4 olur. KC'yi arıyorduk. KC'de şurası gençler. 4 çarpı 2'den kaç olacaktır? 8 olacaktır. Devam ediyoruz. Üçüncü sorumuz. Eşkenar üçgende AD uzunluğunu çizmiş. Tabanı 7'ye 1 oranında ayırmış. Ne istiyor bizden? AD uzunluğunu yani x istemiş. Eşkenar üçgende tepeden çizdiğimizde tabanı ikiye ayırdığımızı daha önceden belirtmiştik. Tepeden bir dik attım arkadaşlar. Tabanı ikiye ayırır. Buraya H diyelim. Tabanımız yani bir kenarımızın 8 olduğunu unutmuyoruz. Burası 8. 8 ise tabanı ikiye bölersek 4 buraya haşçıya de 4 olacak. Dolayısıyla haşçıya 3 kaldı arkadaşlar. Burası aynı zamanda 60 derecedir. Şurası 30 derecedir. 60'ın karşısının 4 kök 3 olduğunu hatırlayalım. 4 kök 3. Şu taralı üçgenimizi kullanırsak, burada bir Pisagor uygularsak x kare eşittir 4 kök 3'ün karesi artı 3'ün karesi. 4 kök 3'ün karesi 48'dir. 3'ün karesi 9'dur. Ne yaptı? 57 yaptı. Yani x eşittir kaç olur? Kök 57 olacaktır. Yani cevabımız nerede var arkadaşlar? Adana'da var. Peki. Dördüncü sorumuz. Bir şekil vermiş. İşte 60-60 vermiş burayı. AD'yi 5 vermiş. DC'yi 4 köküş vermiş. Şimdi bu şekil zaten bize şunu hissettiriyor. Bunu tamamlayıp bir eşkenar üçgen yapalım. Şöyle tamamlarsak eşkenar üçgen oldu. Tabi biraz çirkin çizdim herhalde. Şurayı bir daha sildim. Şöyle düzgünce çizersek gençler. Şöyle çizdim. Burası kaç derece oldu? 60 derece. Bakın AB, ABK diyeyim buraya da. ABK bir eşkenar üçgendir. Şimdi burası 60 da şuraya 30 D köşesinin olduğu şu parça 30 kalır. Gördüğünüz gibi şurada bir 30-60-90 üçgeni var. DCK üçgeni 30-60-90 üçgenidir. 60'ın karşısı 4 kökü ise 30'un karşısı 4'tür. DK uzunluğu da şurası da 8 olacaktır. Yine 30-60-90 üçgenin özelliği. Gördüğünüz gibi bol bol 30-60-90 üçgeni var. Kaç oldu kenarımız? 13 oldu. O zaman burası da 13'tür. Peki. Burası tamamı 13 ise 4 burada var. Buraya kaç kaldı gençler? BC'ye 9 kaldı. Ne arıyorduk? Zaten BC'yi arıyorduk. Cevap kaç oldu? 9 oldu. Peki. Sıradaki sorumuz <laughs> biraz daha karmaşık. Yine bir eşkenar üçgen vermiş. İşte burayı 7 vermiş. Burayı 3 vermiş. EF uzunluğunu soruyor. EF uzunluğunun neresi? Yine X'in olduğu yeri sormuş. Peki. Şöyle yapalım. Köşelerde 30 60 90 üçgeni olduğunu biliyoruz. Burası 60, burası 30 arkadaşlar. Burası 60, burası 30. Peki. 30'un karşısı 7 ise burası 14'tür. DE uzunluğu kaçtır? 7 köküştür. 30'un karşısı şu üçgende 3 ise 60'ın karşısı 3 köküştür. 3 kökü yazdım. Şimdi H H'tan DE'ye bir dik atayım. Şöyle bir dik attım. Otomatikmen burası 3 köküç olur. 3 köküç. D'nin kaç olduğunu söylemiştik daha önce. 4 köküç. 7 köküç demiştik. Özür. Buraya 4 köküç kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi şu açının toplamı yine 90 derece olduğundan buraya 60 derece kaldı. Burası da otomatikmen 30 derece olur. Gördüğünüz gibi 30'un karşısı 4 köküç ise 60'ın karşısı onun. Şuraya da bir isim verelim. K diyelim. Yani KH'da KH'da 30'un karşısı 4 kökü ise 60'ın karşısı onun kökü katıdır. Yani KH uzunluğu 4 köküçün kökü katı. Şunlar 3 yapar. 3 kere 4 12. Yani cevabımız işte burası da aynı zamanda x'e eşittir. Gördüğünüz gibi cevabımız 12 olacaktır. Altıncı sorumuz daha önce belirttiğimiz bir özellikti. Ne demiştik? Eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan üç kenara paralel çizdiğimizde bu paralellerin toplamı eşkenar üçgenimizin bir kenarına eşit demiştik. Zaten bize çevreyi sormuş arkadaşlar. Çevreyi sormuş. Şimdi A eşittir ne olur arkadaşlar? İçerideki paralellerin toplamına. O da ne yaptı? 11, 14 yaptı. Çevreyi sormuştu. Çevre nedir? Çevrede toplamları. Çevrede bir kenarımızın 3 katı demiştik. Yani 3A. 14 çarpı 3'ten ne olacaktır arkadaşlar? 42 olacaktır. Geçiyorum gençlik. Peki. Yine bir eşkenar üçgen sorusu. Peki ne demiş burada? İçerideki bir noktadan üç kenara dik çizmiş. Gösterdiğim özelliklerin içerisinde vardı. Hatırlayınız. Üç kenara dik çizdiğimizde bu diklerin toplamı eşkenar üçgenin herhangi bir yüksekliğine eşitti. Şimdi ben şuradan rastgele bir yükseklik çizeyim. Şöyle çizdim. Hac dedim buraya. Biraz orantısız olabilir ama olsun. H eşittir ne olur arkadaşlar? H eşittir. Bu yükseklikler toplamına. Yani 4 artı 3 artı 2. 7, 9 yapar o da. Ha bu yükseklik 9'muş arkadaşlar. Burada şurada bir 30, 60, 90 üçgenini olduğunu unutmayalım. Peki. Şurası kaç derece arkadaşlar? Şu rengi de düşürelim. Şöyle yaptık. Evet. Burası kaç derecedir? Şurası 60 derece. Burası 30 derece. Şimdi 60'ın karşısı 9 sa, buraya 9 bulduk az önce, 9 bulduk. 30'un karşısı, şimdi 60'ın karşısı 30'un karşısındaki'nin kök 3 katıydı. O zaman 30'un karşısı da 3 kök 3 olacaktır. Şuraya da h diyelim, 3 kök 3 olacaktır gördüğünüz gibi. Ha burası 3 kök çizilen yükseklik kenar ortaydı. Şurası da otomatik ben 3 kök 3 olur. Yani bir kenarımız ne oldu arkadaşlar? 6 kök 3 oldu gördüğünüz gibi. O zaman eşkenar üçgenin yine çevresini arıyorduk çevre eşittir 3 tane 6 kök 3 o da ne yaptı 18 kök 3 yapar cevap Ceyhan olur peki gördüğünüz gibi çok zor değil eşkenar üçgen e, öğrencilerin kolaylıkla başarabileceği e, zevkli bir konu ikizkenar eşkenar zevkli bir konudur devam edelim yine arkadaşlar <laughs> Demiş ki Nilsu resim çizerken daha resmi yapmak için AB'nin cetvelindeki hazır eşkenar üçgenleri kullanıyor. AB'ye 9 vermiş. Bu uzunluğun tamamı 9 vermiş. onun çizdiği resmin çevresi. He, o zaman şöyle yapalım. Bunları bu eşkenar olduğuna göre buraları isimlendirelim. A A A B B B dedim. C C C dedim. Bunların her biri eşkenar üçgenmiş. O yüzden aynı harf verdik kenarlara. Şuranın toplamı kaçtı arkadaşlar? 10 yok 9 vermiş buraya. Evet 9 vermiş. Kalemizi değiştirelim. Buraya 9 vermiş. Eş, e, şeklin çevresini soruyordu bize. Şeklin çevresi 3A, 3B ve 3C'den oluşuyor. Gördüğünüz gibi. 3 parantezin alırsak A artı B artı C oldu. Şu parantez içini, yani bir kenarımızı 9 bulmuştuk şurada arkadaşlar. Buraya 9 yazarsam oradan da 27. 3 kere 9 27 olacaktır. Gördüğünüz gibi. Sorulardan kesinlikle korkmuyoruz. Önce sakince bir okuyoruz. Mutlaka kolay bir noktasını yakalarsınız. Geçtim. Peki burada biraz küçüldük şekli. ABC eşkenar üçgen vermiş. DEC 70 derece vermiş. Şimdi şu özelliği hatırlatıyorum size. Eşkenar üçgenin herhangi bir köşesinden çizdiğim yükseklik ne oluyordu? Kenar ortayı oluyordu. Şimdi arkadaşlar şurayı birleştirirsem şöyle birleştirdim. Bu hem kenar ortay hem dik hem de aç ortay demiştik daha önce size. Burası 30 30 oldu. Peki. 30 30 oldu. Şimdi benden şunu bir de şunu vermiştir. AD'nin BD eşit işte olduğunu vermiştir. AD BD eşittir. AD BD eşittir. BC'ye 12 vermiş. D'ye de 6 kök 3 vermiş. Şurayı da 6 kök 3 vermiş bakın. 6 kök 3. Şimdi demiştik ki şurada bir 30 60 90 üçgeni oluşuyor. Hipotenüsünüz 12. 30'un karşısı yarısı 6. Şu DC uzunluğu da bakın 6 köküş çıktı. Peki ne gördük burada? Ne gördük arkadaşlar? Şu taralı üçgen nasıl bir üçgen oldu arkadaşlar? 6 köküş 6 köküş ne hatırlattı bize? İkiz kenar olduğunu hatırlattı. Madem ikiz kenarsa taban açıları eşittir. Yani x artı 30 derecenin 70 derece olması gerekiyor. Buradan x eşittir kaç derece olur? 40 derece çıkacaktır. Cevabımız Adana oldu. Biraz karmaşık gibi ama gayet tane tane yazınca kolay bir şekilde sonuca ulaştık. Geçtim. Onun sorumuz dF eşkenar üçgenlerin kenar uzunlukları. İkisi de eşkenar üçgenmiş. Peki birinin kenarı 10 birinin kenarı 4. Her tarafa yazmamıza gerek yok. Sadece bir buraya yazdık. Bir de buraya yazdım. Bir de burada bir oran vermiş arkadaşlar. Ne demiş bu oranı? Şöyle de büyüttüm azıcık. CF'ye CF'ye K dersem EC 3K oluyor. Buraya K dersem 3K. Aslında toplam uzunluk aslında toplam uzunluk kaç arkadaşlar? Toplam uzunluk şurayı sildim. Toplam uzunluk 4 olduğu için ben buraya 1 dersem EC de 3 olacaktır. Gördüğünüz gibi 1 ve 3 oldu bakın. Ha yakaladık. Şimdi BC kenarı kaçtı arkadaşlar? Şu mavi eşkenar üçgen 10'du kenarımız. B'ye kaç kaldı? 7 kaldı. Peki bizden ne istemiş? Şeklin çevresini istemiş. Şimdi madem bunlar eşkenar üçgense şurası 60 derece. Bu da 60 derece. Burası 60 derece. Burası da 60 derece. Gördüğünüz gibi. Ha, şu kesiştikleri bölge bir eşkenar üçgen çıktı. Dikkat edin. O zaman 3 ise 3 burası. 3 burası. Şu AC uzunluğu 10'du. 3 burada varsa buraya da 7 kaldı. Şimdi şeklin çevresini soruyor bana. Şurası B, BF'nin tamamı 10 burada. Bir de burada var. 11 yaptı. Artı. 10 buradan geldi. Artı 10. Artı. Buradan 7 geldi. Artı. Şu D'nin tamamı 4'tü. Buraya da 1 kaldı. 1. Artı bir de en son şurayı yazdık. 4 yazdık. Toplarsan bunları. Şunlar 8, 12 yapar burası. 12, burası da 11 yapar. 11 yapar, pardon. Toplarsam da şunları ne yaptı arkadaşlar? 23 oldu gibi. Yanlış mı yaptık? Burası 11'di. Tamam, burası 10'du. 17 yaptı. 1 buradan şeklin çevresini sormuş. Ha, iyi. burası 21 yapmış. Pardon, şurada bir işlem hatamız var. Hemen sildik. Olur işlem hatası. insanlık hali. Silelim. Peki sildim. Tekrar kalemimi aldım. Arkadaşlar burası 21 yapıyor. Burası 8-12 yaptı. Toplarsam da bakın 33 yapar. Şöyle yaptık geçtik. Bilgiler denemi olduktan sonra bir yerde işlem hatası olabilir tabii ki. Paniğe gerek yok. Peki geçtim. Evet yavaş yavaş yeni nesile doğru gittik. Şimdi okuyalım soruyu. Ne demiş burada arkadaşlar? Ön yüzü mavi, arka yüzü beyaz olan eşkenar üçgen biçimindeki kağıt D doğrusu boyunca katlanırsa. Tamam kağıdı D doğrusu boyunca katlamış. Katlayıp yine A noktası H'a gelmiş muhtemelen. A noktası AC'nin orta noktası olan H noktası ile çakışmış. Ha. Burayla çakışmış. Arkadaşlar katlamada şurası açıortay ortay olur. Unutmayın. Katlama sorularında aç ortayla sık sık karşılaşırsınız. Ve buraya geldiğine göre demek ki bu da diktir arkadaşlar ve şu parçalar da birbirine eşittir. Şimdi bu katladığın zaman şu uzunluk da şu uzunluğu eşit işte olur. Yani burası 8 olur gördüğünüz gibi. Peki başka ne var soruda? Şekli eşkenar demişti. Unutmuyoruz. Ha, o zaman işimiz kolay. Eşkenar demişse şu açı kaç derece arkadaşlar? 60 derece. Burası 30 derece oldu. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı 4 olur. Burası da 4 olur. H noktasının orta nokta olduğunu söylemişti. Yani 8 burası da 8 buraya kaldı. Ha o zaman o zaman e, bakınız büyük şekil eşkenar üçgendi. AC uzunluğu 8 oldu. O zaman burası da 8. Pardon AC uzunluğu 16 oldu. Burası da 16. Buraya da 8 kaldı. Burası da 16'dır. Bizden şekil 2'deki boyalı bölgenin çevresi kaç santimetredir diye sormuş. E, şunlar 3 tane 8 var. 3 kere 8 24. Tabanımızda BC kenarı da 16 olduğuna göre ne yaptı arkadaşlar? 40 yaptı. Cevap Ceyhan'dır. Evet. Biraz yeni nesile uygun ÖSYM'nin bu katlama sorularına çok başvurduğunu, çok sorduğunu biliyoruz. O yüzden bu soruyu tekrar incelersiniz. Geçiyorum. Geldim 12. soruya. Yine demiş ki ABC eşkenar üçgenin çevresi 45 cm'dir demiş. B köşesinden D boyunca katlanıp daha sonra iki katlı kes, kısım bunu böyle katlamış arkadaşlar. Bunu böyle katlayınca daha önce size katlama sorularında bunun açıortay olduğunu söylemiştim. Bu da açıortaydır. Tamam. Şimdi şu anda e, katladığın zaman şurası şuraya eşittir. Burası da buraya eşit olduğunu söyleyebiliriz, değil mi? Peki. Katladığımız kısım kesilmiş. Tamam. Çevre DBE 13'müş. DBE. DBE'nin çevresini 13 vermiş. Arkadaşlar şunun çevresini şuraya 13 vermiş. Tamam. Şimdi ben buraya A dedim. Buraya B dedim. Uzunluğa buraya C dedim. Şimdi katladığımızda burası madem A ise burası da A oldu. Burası B ise burası da B oldu. Gördüğünüz gibi. Kalan parçanın çevresi kaçtır diye sormuş. Kalan parçanın çevresi kaçtır diye sormuş. Peki arkadaşlar. <laughs> Ha. Eşkenar üçgenin tamamının çevresi kaçmış? 45. Yani o zaman bir kenarımız kaç olur? 15 olur. Peki buraya kaç kaldı arkadaşlar? 15 eksi B kaldı. Buraya kaç kaldı arkadaşlar? 15 eksi A kaldı. Peki. Buranın çevresini 13 olarak vermişti bize. 13 olarak vermişti. Şimdi şunu söyleyebilirim o zaman. Burası 15 eksi A. Burası da 15 eksi B. Tamam. Şimdi kalan parçanın çevresi kaçtır? Burası da 15'ti. Şimdi çevresini topladığım zaman arkadaşlar yine 45 olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bakın toplarsam şuradaki ile şuradaki B birbirini götürüyor. Buradaki eksi A ile şu A birbirini götürüyor. Yani yine arkadaşlar cevabımız 45 olacaktır. Tek tek yazıp toplarsanız da yani şu C biraz atıl duruma düştü ama ya da şu verilen ifade atıl duruma düştü ama bu da bir yanıltmaca olarak verilmiş diye düşünebiliriz. B, B'yi götürdü. A, A'yı götürdü. 15 buradan, 15 buradan, 15 buradan. Kalan parça şeklin çevresi ne oldu arkadaşlar? Yine 45 oldu. Evet bu da güzel bir soru. Yeni nesile uygun bir soru bence. Peki 13. soruda arkadaşlar. 13. soruda ne vermiş? Bir eşkenar üçgen vermiş. Demiş ki bir kenarın uzunluğu 4 cm olan ABC eşkenar üçgeni düz bir zemin üzerinde kaydırılmadan ok yönünde üç kez devrildiğinde. Tamam Üç kez deviriyormuşuz. İstiyorsanız yazabiliriz. Şekli çizebiliriz yani. Şöyle yapabilirim ben. 1 1 devirdim. Şöyle yapalım. 2 devirdim. Bir daha devirmiş 3 oldu. Peki, bunu silip bir daha çizeyim beğenmedim. Şöyle çizdim. Bir. devirdik, devirdik. Peki. Birinci devirdiğimizde A köşesi buraya geldi arkadaşlar, A köşesi buraya, B de buraya çıktı. Bir daha devirdiğimizde B köşesi buraya geldi, C buraya çıktı. Bir daha devirdiğimizde C buraya geldi, A buraya çıktı gördüğünüz gibi. Peki, bize ne sormuş? BC üssünü sormuş. Devirdiğimizde en son noktaya C üssü dedik. Ha, burası A üssü, burası B üssüymüş. Peki, diyor ki BC üssü kaçtır? BC üssünü sormuş yani şu mesafeyi soruyor bize. Arkadaşlar. Bu zaten eşkenar üçgen olduğuna göre kenarları 4, 4, 4 değil mi? 4 kere 4, 16 yapar. Evet. Yeni nesil gibi şimdi de bu da şeyi gösteriyor. Yani her yeni nesil sorudan korkmamıza gerek yok. Önce bir okumamız gerekiyor. Sorunun görünüşünden, tipinden kesinlikle korkmuyorsunuz. Önce bir okuyorsunuz. Zor olamaz mı? Olabilir. Zor olursa da geçersin. Ama kolay olduğunda da yani her soruyu zor diye okumadan geçersen böyle kolay soruları kaçırabilirsiniz. Peki devam ediyorum. Geldim 14. soruya. Demiş ki ABC ve DF eşkenar üçgenleri olmak üzere. ABC ve DF eşkenar üçgenler. Peki. AB'ye 6 vermiş. 2 eşkenar üçgenimiz var. Daha önce bir soruda karşılaşmıştık. Bakın burası 60 60. Burası da 60 60 olduğuna göre madem eşkenar üçgense şu da 60. Şurası minik bir eşkenar üçgen oluştu. Şurası da 60 diye yazabilirim. Peki. Şimdi Peki ne vermişti? E, C, C F eşit demiş. E, C, C F eşit. Yani şunların birbirine eşit olduğunu söylemiş. O zaman 2, 2 işimiz kolaylaştı. Bakın 2, 2. Burası da 2, 2. Burası 6 idi. A, 6 idi. Buraya kaç kaldı arkadaşlar? 4 kaldı gördüğünüz gibi. Ne arıyorum ben? A, arıyorum. Şurayı sormuş bana. Peki. Şimdi burası D, 4'tü. Buraya da 2 kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi şu şekilde ister kos teoremi uygularsınız. Kosinüs teoremi. Kos teoremiyle de yapalım. Neydi kosinüs teoremi? Açının karşısındaki kenarın karesi eşittir. Kolların kareleri toplamı eksi 2 çarpı kollar çarpı aradaki açının kosinüsü kosinüs 60. Burası 16 artı 4 eksi ne yaptı burası arkadaşlar? Kos 60 da 1 bölü 2 şurası 1 bölü 2. Şu 2'nin 1 buradan gitti. 8 buradan geldi. 20'den 8 çıkardım. 12 kaldı. 12'de x kare 12 arkadaşlar ne oldu? İki kök 3 olur. Yani cevabımız bu oldu. Şimdi ben bu soruyu kos teoremine girmeden de bir yapayım size. E şöyle silgimizi aldık. Şöyle silelim. Bu silgi de ilginçmiş. Şöyle sildik arkadaşlar. Hatta hiç silmeyeceğim ben. Vazgeçtim. Kalsın bu. Kalsın. Farklı renkli bir kalem aldım. Şimdi kos teoremine girmeden şöyle yapabilirim. D'den karşıya bir dik atarsam arkadaşlar. Şöyle bir dik attım. Bakınız burada bir 30-60-90 üçgeni oluştu. 30 burası. Şimdi hipotenüsümüz 2. Yani şuraya K diyeyim. D K'nın 2 olduğunu unutmayın. Peki 30'un karşısı yarısıdır. 1 olur burası. Burası da kök 3 oldu. Şimdi AK 4'tü. Şuraya 3 kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi sadece şu taralı mavi üçgende bir Pisagor uygularsak onu da şuraya yazalım. X kare eşittir. 3'ün karesi 9 artı. Burası da köküştü arkadaşlar. Şu uzunlukta köküştü. Bakın burası köküş çıkmıştı. Heh. Oradan da köküç değil mi? Karelerini topluyordum. Köküşün karesi 3 yapar. Bakın 12 yaptı. X eşittir. 2 köküç olacaktır. Yine ikinci bir çözüm olsun benden size. Evet arkadaşlar. Ben orijinal yayınlarından Mesut Karabulut. Ee, size tavsiyem geometriden korkmuyorsunuz. Matematikten korkmuyorsunuz ya da orijinal yayınlarının bol bol yeni nesil içeren e, kitaplarını mutlaka çözüyorsunuz. Çözmeden sınava girmiyorsunuz. E, kesinlikle başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Önyargılı davranmayın. Bir de geometri sizin arkadaşlar e, stepneniz olacaktır. Bunu da unutmayın. Geometride iyi olursanız e, hızlı çözersiniz soruları. Böylelikle özellikle tytde de mutlaka yeni nesil matematik sorularına yer ayırabilir, zaman ayırabilirsiniz. Peki. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle orijinalden sizlere hoşçakalın diyoruz. E, Youtube kanalımızdan yine e, burada bakın var Youtube kanalımız. Diğer videoları da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum.